Tatlı krizleri neden olur? Hangi dönemlerde tatlı tüketilir? Tatlı tüketmek psikolojik bir durum mudur? Günlük tatlı tüketimi ne kadar olmalıdır? Kan şekerimizi dengelemek için ne kadar tatlı tüketmeliyiz? Tüm bu soruların cevaplarını Avrasya Hospital Medical kadrosunda yer alan uzman diyetisyen Seda Dursun yanıtladı. Vallahi elimden geldiğince tüketmemeye çalışıyorum ama şeker mümkün olduğunca 1-2 şeker çayda kullanıyorum. Yani tatlı krizi derken tatlı isteğim çok oluyor. Evet. Genelde komşularımdan faydalanabiliyorum yani. Sütlaçtır, işte ne bileyim şekerpare gibi tatlılar tüketiyorum. Günde tatlı çok yerim. Tatlı yemek istediğimde alıyorum tabii, ne yapayım. Ne yiyorsunuz mesela? Normalde genellikle baklava yiyorum. Özellikle oldu, bazen oluyor. Gün içerisinde mesela gün orta saat 3-4. Yoğun bir tempoda çalışınca otomatikman insanın bir şeker ihtiyacı oluyor. Bunun da tabii ki çikolatayla ya da küçük tatlılarla gidermeye çalışıyorum. Evet, tatlı krizi bayanlarda dönem dönem olan bir şey zaten. Tabii ki bana da oluyor. Genelde ne diyorum diye sorarsanız da çikolatayı tüketiyorum daha çok. Merhabalar, ben uzman diyetisyen Seda Dursun. Bugün sizlerle tatlı krizi hakkında konuşacağız. Tatlı krizleri neden oluyor, sebepleri nelerdir, buna nasıl önlemler alabiliriz gibi. Sürekli tatlı tüketmediğimiz zaman vücudumuz tatlı aslında istemez. Hatta hiç gerek kalmayabilir. Ama bizim bazı haftalar, bazı dönemler oluyor ki sürekli tatlı yememiz gerekebiliyor. Arda arda bir tatlı gibi değil de iki tatlı yiyeyim, bir çikolata kesmedi ikinci yiyeyim gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bunların sebepleri nelerdir? Birincisi duygusal açlık olabilir. Burada biz eğer sürekli doymadığımızı düşünüyorsak, psikolojik olarak tatlı yediğimizde mutlu olduğumuzu hissediyorsak, tatlılık bizim için üzgün olduğumuzda tükettiğimiz, mutlu olduğumuzda, sinirli olduğumuzda tükettiğimiz bir durumsa eğer, bu sebeplerimizden bir tanesi olabilir. Bir diğeri de eğer biz beslenme alışkanlıklarımızda tatlıyı, tatlıdan yapılmış ürünleri ve çikolatayı dahil ediyorsak tatlı krizlerimiz buna da bağlı olabilir. Şöyle örnek verebilirim. Kahvaltıdan sonra bir kahvaltı sonrası kahvesinin yanında çikolatayla bağlaştırdıysak eğer onu ya da akşam yemeklerinden sonra çay ve kahvenin yanında ben tatlı tüketeceğim, çikolata tüketeceğim, tatlıdan yapılmış ürünler tüketeceğim diye kendimizi şartlandırmış ve alışkanlık kazandırmış da olabiliriz. Bir diğeri de insülinin pankreastan düzensiz olarak, aşırı olarak salgılanması olabilir. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? İnsülin ve glikoz metabolizmasının birlikte değerlendirerek mutlaka uzman hekimlerden yardım almalıyız. Burada beslenme danışmanının da önemi büyük. Bir beslenme uzmanından gerekli tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra değerlendirilmesi gerekmektedir. Beslenme uzmanına gittiğimiz zaman burada ilk başta sorgulanacak durum sizin öğün düzeniniz, öğün planlamanız nasıldır? Burada öğün planlaması kişiye özel olmalıdır. 3 ana öğün şart olacak şekilde ara öğünlere yer vermemiz gerekmektedir. Biz eğer 3 ana öğünün dışında ara öğünler yaparsak kan şekerimiz dengelenecek, aniden yükselme ve düşme durumları söz konusu olmayacak, belirli seviyede devam ederek kan şekerini dengede tutarak tatlı krizlerimizi engelleyebileceğiz. Bir diğeri de karbonhidrat seçimi çok önemli. Basit karbonhidratlardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü basit karbonhidratlar kana aniden karışıp aniden hızlı yükseliş ve düşüşler sebep olarak tatlı krizlerini sağlayabilmektedir. Burada kompleks karbonhidratları seçelim. Kompleks karbonhidratlar nelerdir? Bulgur, kepekli makarna, tam buğday unundan yapılmış ekmek, diğer ürünler gibi karbonhidrattan sağlıklı karbonhidrat seçimleridir bunlar. Bunlar kan şekerini dengede tutar. Neden? Çünkü tam buğday olduğu için kana yavaşça karışacak, yavaşça kan şekerini yükseltecek ve aynı seviyede devam etmenizi sağlayacaktır. Tatlı krizlerimizi engelleyecektir. Bir diğeri de posa. Posa çok önemli. Posa ve diyet listi midede uzun süre kalarak tokluk hissini sağlayacaktır ve bizim ani kan şekeri yükselmelerimize engel olacaktır, tatlı krizlerimizi engelleyecektir. Ara öğünlerde neler tüketebiliriz kan şekerimizi dengede sağlamak için? Bir karbonhidrat olduğu zaman yanına protein ekleyebiliriz. Mesela bir porsiyon taze meyve, bir elma, bir armut, bir portakal, mevsim meyvesini seçerek yanında sütlü bir Nescafe olabilir, bir kase yoğurt olabilir, bir bardak kefir olabilir. Bu bizim kan şekeri dengemizi normal seviyelerde tutup tatlı krizlerimizi engelleyecektir. Ya da kuru meyve ve sağlıklı yağları içeren yağlı tohumlar seçebiliriz. Bunlar nelerdir? Kuru incir, kuru kayısı, kuru erik gibi ürünlerin yanında badem, fındık, fıstık yine kişinin boyuna ve kilosuna göre hesaplanarak
seçilebilecek sağlıklı tercihlerdir. Biz ara öğünlerimiz ve ana öğünlerimizi düzenli yapıp, egzersiz yapıp, su tüketimimize de dikkat ettiğimiz takdirde kan şekeri seviyemiz normal değerlerde olacaktır.